Ne güzel, vurunmayanlar yerli aşı vurunsun o zaman. Onu bekleyenler var ya aramızda, milliyetçi arkadaşlar. Onlar vurunsunlar yerli aşı. Elinin Alman'ına, Çin'e güveniyoruz da Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenmeyeceğiz. Şimdi sanki herkes deney olarak kullanılıyormuş gibi. Aşı olmadım aslında biraz korku. Ya ben aşı olmadan önce yerli aşı hani normal çıkmış olsaydı ben vurulurdum. Yani doktorlarımız veya ne bileyim o aşıyı üreten kişiler bunu bize öneriyorsa ben gönül rahatlığıyla o aşıyı olurdum. Yani diğer aşılara nazaran yerli aşıyı tercih ederdin. Ya tabii ki sonuçta hani tıp dünyası buna onay veriyorsa insan sağlığına zararlı olan bir şey onay vermeyecektir. Ve defalarca kez testlerden geçiyor. Ben diğer yurt dışından gelen aşılar yerine yerli aşıyı tercih ederdim. Peki şu an yine vurulur musunuz yerli aşı? Ben aşılarımı oldum. Eğer ilave bir aşı olacak olursa bunda yerli aşı hani vurulursunuz ya vurursanız olur derlerse ben vurulurum. Yerli aşı gönül rahatlığıyla vurulurum yani. Peki pandemi sürecini aşılarla aşabilir miyiz? Ya bu hani tıp dünyasının bileceği bir şey. Mesela örnek veriyorum, pandemi sürecini aşılarla aşabilir miyiz bilmiyorum ama yani benim tahminim grip aşısı gibi bir şey olup hani illaki her insan korona olacak ama aşılı olan insan ölmeyecek ve ölüm riskini azaltacak. Sonuçta normal gripten de ölen insanlar var. Ama illaki koronadan da ölen insan olacaktır ama bu vücut bağışıklığı veya direnci ya aşılarla sağlanacak ya sürü şeklinde sağlanacak. Bir şekilde sağlanacak yani bu geçmiş yüzyıllara da olmuş. Ben tarih mezunuyum. Tarih öğretmenliği mezunuyum. Hani zamanında 1900'de İspanyol gribi de olmuş. O da geçmiş. İlla ki bu korona da geçecektir veya bir şekilde aşılacaktır. Yani ya aşıyla ya herkesin bağışıklık kazanarak bir şekilde aşılacağını düşünüyorum. Valla iki tane şey olduk. Alman aşısı, BioNTech. Olursa onu da vurunuruz yani, sıkıntı yok. Peki aşılarla birlikte pandemi sürecini atlatabilecek miyiz? İnşallah. Yani insanların biraz daha duyarlı olması lazım aşı vurulmayanların. Onlar da olursa iyi olur yani. Yerli aşı başlığı altında değil de ben genel olarak aşıların etkinliği konusunda şüpheliyim. İnşallah yerli aşı beklentileri karşılar, bakacağız. Çevremizden olanlardan takip edeceğiz. İlk etapta ben yine temkinli durmayı düşünüyorum. Ama bakarız Türk halkına yakışır, Türk milletine yakışır bir şekilde aşı üretildiyse tabii ki oluruz biz de sağlığımız için. Yerli aşı Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde üretildi. Evet, bu da bir gurur kaynağı tabii. Ama Erciyes Üniversitesi kapsamlı üretildi olsa bile diğer üniversitelerden, diğer hocalarımızdan da katkılar da bulundu. Türkiye geneli TürkoVak zaten adı, Kayseri Vak değil. O konuda Türkiye'nin gururu olacak inşallah, bekliyoruz. Yerli aşı demek, milli aşı demek. Yerli aşının her zaman daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı da gurur duyuyorum. Düşüncelerim bu. Yerli aşı vurulacak mısınız, olacak mısınız? Tabii ki. Neden olmasın? Hekimlerimize güveniyoruz. Bilim adamlarımıza aynı şekilde güveniyoruz. Vallahi biz diğerlerinden vurulduk. Türk aşısı olursa tabii onun öncelik ona veririz. Kendi milletimizin, devletimizin ürettiği aşı. Yani yerli aşı onay aldığı zaman yerli aşı da olacaksınız. Tabii. Elinin Alman'ına, Çin'e güveniyoruz da Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenmeyeceğiz. Önemli olan Türk hekimler, Türkiye'nin varlığıdır yani. Ben BioNTech olduğum için yerli aşıyı bilmiyorum. Yalnız BioNTech'te yan etkilerini yaşadım. Peki yerli aşı çıkınca yerli aşı olacak mısınız onay alınca? Bu aşılardan sonra olmam gerekiyorsa olurum. Yani şimdiye kadar olan aşıların aşı adayı olduğu söyleniyordu. Umuyorum ki kendi aşımız hepsini siler. Öyle umuyorum. 3 yıl geçmesi gerekiyor diyorlar aşıdan. Şimdi sanki herkes deney olarak kullanılıyormuş gibi kağıt imzalatıyorlar. Hiçbir sorumluluk alan yok yani aşılardan sonra. Umuyorum inşallah kendi aşımız olunca gerisi herkes kendi aşısını kullansın. Vallahi çok detaylı bilmiyorum ama ben 2 doz BioNTech vurundum. Yerli aşı hakkında pek bir bilgim yok. Yani araştırmalar sonucunda hiçbir yan etkiye rastlanmadı. Ne güzel, vurunmayanlar yerli aşı vurunsun o zaman. Onu bekleyenler var ya aramızda, milliyetçi arkadaşlar. Onlar vurunsunlar yerli aşı. Peki siz yerli aşı olacak mısınız? Yok, olmayacağım, hayır. Neden? Ben 2 doz vurundum daha, bir daha olacağım mı ki bilmiyorum ki olacağım. Ya olacaksam da 3. dozda vurunacaksam yine BioNTech olurum.
Neden yerli aşıyı tercih etmiyorsunuz? Sebebi yok. Herhangi bir sebebi yok yani. O şey ilk o 65 yaş üstü Sinovac vuruldu. Bizlere BioNTech geldi. Ben de BioNTech'ten devam edeceğim. Yerli aşı Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde üretildi. Evet. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah doğru düzgün bir şey yapmışlardır. Vallahi aslında ben aşı olmadım ama yerli aşıda nasıl olunur onu da bir bilgim yok. Ama herhangi bir yan etkisi nasıl olunur hiçbir bilgim yok. Vardır mutlaka bir yan etkisi ama ne olur onu bilmiyorum. Hiçbir yan etkiye rastlanmamış. Öyle mi? Çok güzelmiş o zaman. Biz de aşımızı yaptıralım. Değil mi? Aşı olmadınız. Neden olmadınız? Aşı olmadım. Aslında biraz korku. Hani yan etkisi var mı diye. Hatta az önce de sağlık ocağından geldim. Ve de onu bir düşünüp sonra tekrar aşı vurulacağım. Ama yan etkisi olmadığı sürece aşımızı vurulalım. Değil mi?